CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Güne dair gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Şimdi detaylar için hemen CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'e döneceğiz. Ceylan merhabalar, kolaylıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hangi liderlerle görüşecek? Nasıl bir program var? Büşra, teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bugün bir hayli yoğun. Tek bir liderle temasta bulunmayacak, birden fazla aslında görüşmesi var. Görüşmelerinin başında da elbette saatler 11'i gösterdiğinde başlamasını bekliyorduk. Ancak şu an için biraz daha erken. İlerleyen saatlerde ilk olarak Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşeceğini söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve akabinde zirve kapsamında zirveye katılan ülkelerin ülkelerdeki mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve akşam yine aynı mevkidaşlarının onuruna verilecek olan Dolmabahçe Sarayı'ndaki yemeğe katılacak Erdoğan. Zirve birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla dün yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başlamıştı. Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi Malabo'da yapılan zirvenin üçüncüsü 18 Aralık'a kadar İstanbul'da devam edecek. Zirve kapsamında bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliklerinde zirveye katılan ülkelerdeki mevkidaşlarıyla oturumlar düzenlenecek ve bu oturumların başlıkları tarım ve eğitim konuları olacak. Ve dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine bu oturumlar düzenlenirken bir yandan da temasları devam edecek Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Akşama kadar sürecek olan temasların ardından yine akşam mevkidaşlarının onuruna verilecek olan Dolmabahçe Sarayı'ndaki yemeğe katılacağını söyleyelim ve ilk temasının da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile olacağını söyleyelim. Dakikalar sonra görüşmeler başlayacak. Biz de an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'e ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi